Merhaba, bugün Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Medeniyeti içselleştirememiş Türkiye gibi ülkelerde hangi meslekte olursanız olun, hatta hiçbir meslekte olmasanız da kadınların hayatı erkeklere nazaran daha zordur. Yıllardır kadınlara karşı ayrımcılığın ve şiddetin her çeşidini konuştuk, tartıştık, mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama ben bugün bunlardan söz etmek istemiyorum. Bugün sadece iki şeyi söyleyeceğim. Köşeleri tutmuş her alanda kadınlara geçit vermeyen, siyasette, mecliste onları hep geride bırakan, asla yarı yarıya olmasına bile izin vermeyen erkekler, kadınların başarılarını, zekasını, yeteneğini küçümseyen erkekler zekalarını bir kadından alıyorlar, annelerinden. Bugüne kadar çocukların zekalarını anneden ve babadan eşit olarak aldığı düşünülüyordu. Fakat yapılan son araştırmalar zeka geninin sadece kadınlarda, annelerde bulunan X kromozomunda olduğunu ortaya çıkardı. Böylece XX şeklinde iki tane zeka geninin olduğu kromozoma sahip olan kadınların XY kromozomlarına sahip olan erkeklerden daha zeki olduğu bilimsel olarak ispatlandı. Demek ki artık erkeklerin biraz daha yolları açık, zekasının daha fazla olduğu ispatlanmış olan kadınlara alınmasınlar, kusura bakmasınlar. Çünkü bu kadar senedir kadınlar onlara hep sustu ve önde olmalarına izin verdi. Şimdi madem ki bilimsel olarak ispatlanmıştır, o zaman kabul etmeleri ve yolu açarak daha zeki olan kadınların ortak olmasına, ülke yönetmesine ve her alanda ortak çalışmasına izin vermeleri lazım. Siyasette de öyle dedik. Siyasette nitekim bir kadın ortaya çıktı. Meral Akşener İyi Parti'yi kurdu. İyi Parti'nin genel başkanı oldu. Milyonlarca kişiyi peşinden sürükledi. Ama bugün hala erkek liderler onun başarısını kabul etmek istemiyorlar ve bir rakip olarak ağızlarına bile almıyorlar. Ama diğer tarafta korkuları onları ittifak yapmaya, yani bir kadın liderin karşısında ittifak yapmaya, barajı bu şekilde aşmaya veya istedikleri 6-50 artı 1 oyu da bu şekilde almaya itti. Yani bir kadın lider bu korkuyu yarattı. İyi Parti İstanbul Kongresi'nde Meral Akşener inanılmaz güzellikte bir dua etmişti. Bu duayı daha önce kanalda verdik. Diyordu ki, Allah'ım bizleri kadınlarımızın karşısında, gençlerimizin karşısında utandırma. Tecavüz edilen, itilip kakılan çocuklarımızı kurtarmayı nasip eyle. Ve onlara el uzatanların en ağır şekilde cezalandırılması için bizi vesile kıl Allah'ım. Hayvanlara yapılan zulmü sonlandırmayı bile görev biliyor Meral Akşener ve konuşmalarında bunlara da yer veriyor. Türkiye tarihinde ilk kez bir genel başkan hayvanlara yapılan şiddeti sonlandırmaktan söz ediyor. Akşener'in bunları söylemesi birdenbire kadın ve çocuk tecavüzlerinin çözümü için komisyon kurulmasını sağladı. O kadar etkili yani. Ortaya çıkması bile partileri biliyorsunuz ittifak yapmazsak başaramayız korkusuna soktu. O kadar etkili yani. Kadınların kıymetini bilmek lazım. Her Açıdan TV'nin tüm kadın izleyicilerinin Dünya Kadınlar Günü'nü sevgiyle kutluyorum. İnşallah yakında ülkemizi cesur kadınlar yönetecek.